Fernando amca, ne düşünüyorsunuz? Canım Türkiye uçacaktı ya, uçtuk. Tabii ekonomide uçtuk. Dağlara çıktık, uçtuk diyorlardı, uçtuk. Bitti. Bunun cevabı bu. Verin oyu, uçalım. Ha, verdik oyu. Veren için söylüyorum ama genel söyleyeyim. Verdiler oyu, uçtuk. Allah'ıma şükürler olsun. Hala halinden memnun olanlar da var amca. Ben de çok memnunum. Biraz daha uçsak iyi olacak. Mesela nasılır değil mi? Hadi güzel kardeşlerim. Teşekkür ederim. Burada yeğenlerim. Onlar daha iyi düşünsün bunu. Yani bu ülkede. Verin oyu, uçalım dediler. Verdik oyu, uçtuk. Ben vermedim, ayrı bir konu. Ama öyle istendi, öyle uçtular. Bu genç arkadaşlarım var. Bak kimisi oyun, üniversiteli, oyun, kimisi... Oyun. Z kuşağı olarak hepsinin oyun olduğunu biliyorum. Oyun diyorum dayıcım ya, oyun diyorum. Tamam peki, hadi. Yani şimdi şöyle diyeyim. Ben kendi babamdan biliyorum mesela. Ameliyat olacak parası yokmuş bak önceden. Bana anlatıyor bak mesela. Ameliyat olacak param yoktu diyor mesela. 250 liraya neşter parası vermedim mi almıyorlar. Param varsa alıyor. Şimdi Tayyip Baba geldi. Ben Z kuşu olarak gene vereceğim oyumu. Gene vereceğim. Abi adam yapıyor. Bana da yapıyor. Mesela sağlık yönünde ben sağlık yönünde veririm. Benim babam, ben durumunu biliyorum abla. Yani anlatıyor böyle. İçim yanıyor. Mesela vermiyordu. Mesela, affedersiniz diyor. Tuvalete gidemiyorduk diyor. Ben gene veriyorum, gene vereceğim, arkasındayım. Z kuşu olarak arkasında da durmaya dönmeyeceğim. Durmasını da herkesin isterim. Herkesin durmasını isterim çünkü bu bir oyundur diyorum. Dış ülkelerin bu doları, buna Cumhurbaşkanı bir şey yapamaz. Dış ülke yükseltiyor doları. Dış ülke yükseltiyor. Evet, dış ülke yükseltiyor. Dolar çünkü... Ya senin üretimin olsa mesela Türkiye'de üretim olsa sence dolar şey olur mu? Üretim olmadığını nereden biliyorsun mesela? Ne üretiyoruz? Ama şey olacak ya, 20'ye çıkacak, bir sıfır atacak, iki kalacak. Öyle mantıkta. Öyle olunca ben öyle düşünüyorum mesela. Öyle daha basit oluyor çünkü ekonomiye. 20 olduğunda bir sıfır gidiyor, iki kalıyor. Dolar 2'ye düşmüş oluyor. Yani onu bunu bilmiyorum da ben yani oyun olduğunu düşünüyorum. Bence de büyük bir oyun. Yani 2023'ü görmesini istemiyorlar. Ama Allah'ın izniyle göstereceğiz. Sence nasıl uçacaksın? Ne yapacak? Mesela 2023'te ne yapacak? 20 yıldır yapamadığını 2 yıl sonra nasıl yapacak da düzeltecek? Bilmiyorum aslında da böyle siyasi olaylar. Çok akıllı olduğunu söylüyorsun. Mantıklı konuştuğunu düşünüyorsan ben de sana mantık olarak soruyorum. 2023'te ne yapacak da Türkiye düzelecek? Ekonomi düzelecek. Terör yönünden gene veririm. İnlerine giriyor. Gandana giriyor. O SİHA'lar olsun, İHA'lar olsun. Bak ben Teknofest yarışmasına gittim. Orada tasarlanıyor. Mesela aklınıza gelmeyecek her şey var abi. Her şey. Ben terörist konusunda gene veririm oyumu. Yani ben böyle düşünüyorum. Herkesin özgür bir düşüncesi var abi. Tabii ki karışamam. Herkesin özgür bir düşüncesi var. Terör gruplarına lahmacun ısmarladığını da biliyorsundur. Ha? Gene. Terörist grubuna lahmacun ısmarladığını da biliyor musun? PYD'nin 29 Ekim'de, özellikle 29 Ekim'de Türkiye'den geçmesini sağlayıp Türk Hava Yolları Kurumu uçaklarıyla Suriye'ye götürdüğünü, yolda yedikleri lahmacun parasını verdiğini, ödediğini bilir misin? Peki, bu teröristler nasıl bir savaş oluyor? Kobani eylemleri başlatırken bize hedef Kobani hedef direniş diyen birilerinin çıkıp da Türkiye'ye karıştırdıktan sonra PYD yok buradan geçti, yok oradan geçti. Bunun ne olduğunu bileceksin, öyle ezber konuşmayacaksın usta. Bak her yer devlet olarak, bak. Her yer Kobani ayaklanması çıktı bu ülkede. TRT'de çıkarıyorsan ben terörle mücadele ediyorum diyemezsin. Tarafından ölüm listesini alın. İkincisi sen JITEM'sin. Senin bir sürü MIT'in var, ajanın var. Eğer ki sen PYD'nin herkes angırırken o terör örgütü diye angırırken Fethullah için de aynı şekilde söylendi. Bu terörist grubu dendi. Bu terör dendi. Sen eğer devlet olarak bu kadar ajanın, MIT'in, bu kadar istihbaratın var. Ya şunu çıkıp diyemezsin. Ya ben aldatıldım demek gibi bir hakkın da yok. Bir şansın da yok kardeşim. Çünkü niye biliyor musun? Ordu başlatırken niye böyle düşünüyorsun? Ya bunları uyardı. Ordu uyardı. Gazeteciler uyardı. Dedi ki bu adamlar terör gruplarıyla bu adamlar ajan yetiştiriyor. Fethullah Gülen'i bırakın Türkiye'yi, Müslüman ülkeleri bile tarikat yuvalarında ajan yetiştiriyor diye ülkelerinden yurt dışına gönderirken
Sen bunları biliyordun. Evet. Bu bir dövüşük dağılışın anlaşmaydı. Kardeşim ben... FETÖ'nün PKK olduğunu öğrenince neden 2013'te Bugün TV, Samanyolu TV kapatılmasını ilk önce CHP'liler koşuyor? Neden Abdullah Öcalan'ın avukatı Bodrum'da imar müdürü olarak görev yapıyor? Neden Denizli İl Başkanı neden HDP'den? Biz bunları sorarız insana. Sen öyle diyorsun da 2011'de, 2013'te Bugün TV, Samanyolu TV kapatılmasın diye ilk koşanları biliyorum. Mahmut Tanalı da biliyorum, CHP'li milletvekilini de biliyorum. Bunun hepsi var. Hepsi internet kullanıyoruz. Hepsinin görüntüleri var. Bunlara niye sesiniz çıkmadı? FETÖ'nün Müslüman olduğunu biliyorduk. Hep yani Türkiye milleti herkes öyle biliyordu. FETÖ'nün ne zamanki bozguncu bir hain olduğunu, bizi içten yıkmak isteyen bir terörist olduğunu öğrendikten sonra AK Parti bir savaş açtı. AK Parti savaş açtıktan sonra Türkiye düşmanı olunca CHP'liler koştular. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin danışmanları FETÖ'den içeride. Bugün Cumhuriyet... Gülen Hoca ile bunlar ortak değiller miydi? Hepsi ortaktı. Tamam ne oldu? Biz hata yaptık dedi. Ne oldu? FETÖ'cüler ne oldu? FETÖ'cüler nerede? Meclisteki FETÖ'cüler nerede? Onları bir söyle onları. Başkan yardımcılığı yapıyor. Çoğu orada ilişki. Ya geç. Bülent Arınca ne oldu Bülent Arınca? Bir dakika. Beni dinle. TSK'nın kozmik odasına kim soktu? Tamam abi ben sana girmedi demiyorum sana. Ben sana diyorum ki kim soktu? Ortaya çıktıktan sonra kim sahip? Bir dakika kardeşim söyle. Bülent Arınca suikast yapılacak diye dur abi. 40 bin kişi nasıl yakalandı? Hepsi işte darbe günü. Ben cezaevindeydim. 40 bin kişi nasıl yakalandı aynı anda? Ben sana diyorum ki FETÖ ile diyorum olan ilişkiler ortaya çıktıktan sonra FETÖ ile kimler işbirliği yaptı? Ben de bunu söylüyorum. Ya sen dur usta ben bir cevap vereyim. Sorayım da o bir cevap versin. Sana beraber değil demiyorum. Arkadaş, TSK'nın kozmik odasına Bülent Arınç'a suikast yapılacak diye. Fethullah Gülen'in kumpası doğru. Kim soktu? FETÖ. Tayyip. Bir dakika abi. FETÖ. Bülent Arınç nerede şimdi? Bülent Arınç nerede? Görevinden istifa etti. Yüksek İstişare Kurulu görevinden istifa etti. Arkadaş, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Hayır abi lan istifa etti diyorum. Açıklamasından sonra Yüksek İstişare Kurulu'nda üyeydi. Oradan istifa etti. Bak. Oradan istifa etti. Cumhurbaşkanının ki, şu anda 2000, Cumhurbaşkanının bak internete bakacağız. 2011'de adam danışmanı hain olduğunu öğrendikten sonra kimden iç içe olduğunu soruyorum ben sana. Bugün meydanlarda KHK'ları göreve alacağız diye insanlar var. Teşekkür ediyorum. Dur. Kolay gelsin. Gel. Dinleyemezsin sen. Ben sana söylüyorum 2011'de FETÖ işten olduktan sonra kimlerin beraber olduğunu sen AKP'yi mi savunuyorsun? Ben A Parti, B Parti savunmuyorum. Benim partim yok bak. Abi şimdi partiye bak. Hiçbir zaman tekrar yüklemeyeceksin. Hiçbir zaman tekrar yüklemeyeceksin. Ben her şeyin ne olduğunu biliyorum. Gel abi. Teşekkür ederim abi. Benim partiyle işim yok. Senin bilgin sana bak. Bak canım kardeşim. Dinle. Şimdi partiyi martiyi bir kenara koy. Benim hiç işim olmaz. Burada bu kadar insan var. Çocuğu olan kaç kişi var? Okulda okuyan. Çok kişi var. Ya çok. Ekonomiyi bırak abla dur. Benim oğlum 40 kişilik sınıfta okuyor. Antalya Türkiye çapında Türkiye'ye bilmem kaç milyon dolar para koyan bir şehir. Benim oğlan 40 kişilik sınıfta okuyor. Kaldırdık koyduk. Sağlık. Hastaneye gidiyorsun, MR çektireceksin, 6 ay sonra gel git özel hastaneye ver 500 lirayı bir saat sonra sonuç al. Kaldırdık koyduk. Asgari ücret, hayat pahalılığı, yağın, unun, şekerin fiyatı ortada kaldırdık koyduk. 5 dakika sonra Suriye'den kafamıza bir füzenin düşmeyeceğinin garantisi yok. Kaldırdık koyduk. Terör örgütleri cirit atıyor. Kaldırdık koyduk. Şimdi A partisi B partisi beni ilgilendirmiyor bak. Ben emekli bir adam. Aldığım para da belli. Şimdi 20 yıldır bu hükümet yönetiyor. Benim AKP, MHP, CHP ötesi berisi beni ilgilendirmiyor bak. Yaşamımdan örnek veriyorum. Bu ülkeyi kim iyi yönetecekse buyursun gelsin. Ama 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin vay biz kandırıldık. Vay hoplatıldık, vay zıplatıldık demeye hiç hakkı yok. Bu son. Milliyetçilik konusuna gelince. Milliyetçi benim kardeşim. Dur usta bir saniye müsaade et. Milliyetçilik meselesine gelince. Şimdi herkes milliyetçi. Bak. Biraz önceki arkadaş diyor efendim PYD, MYD vırtsın. Kardeşim
Kobani olayları olurken, millet hendekleri kazarken dur valiye, askere, savcıya, polise dur diyen ben miyim, benim köyüm muhtarı mı? Adamlar konvoy halinde geçerken aman dokunmayın diyen kim? Kim? Oy verenleri ya, oy verenleri. Kim? AK Parti'ye kim oy verirse onlar ya. Megri megri diye ağlayan kim? Ya. Oturup yan yana Abdullah Öcalan'ı TRT televizyonuna çıkartan kim? Benim köyüm muhtarı mı? Şimdi bana A Partisi, B Partisi hiç ilgilendirmiyor. Benim valla partim yok. Bak eğitimden dem vurdum, beni ilgilendiriyor. Çocuğum var, 40 kişilik sınıfta okuyor. Sağlıktan dem vurdum, hastaneye gidiyorsun, rezil oluyorsun. Git yağın fiyat, 5 kiloluk yağın fiyatı 110 lira. Dolar 14,5. Gel anlat abi. Gel anlat. Hastane sağlık konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne hiç yediyemezsin. Ama zam geliyor, arabalar bak petrollere sıraya giriyor. Bak mantıken bir düşün. Ben o tarihleri bilmem. Gaz kuyruğunu bilmem. Kim yapıyor? Merkez yıllara girme dönemleri kaç yılından bahsediyorsun ya? Ya o zaman devlet mi yapıyorsun? Bu bir oyun, oyun. Hanımefendi. Yıllardan sonra AKP mi geldi? Şimdi gene aynı benzin arabamla benzinliğe giriyor. Ekmek kuyruğuna giriyor insanlar, ekmek. Sen sarayda yaşıyorsun. Hayır, döneceğim. Bak sen bir yerde kim var? CHP mi? Ama A Partisi, B Partisi demeyeceksin. Yok, direkt yok. Abi bir dur. Başka gel kim var? Gel. Abim bir dakika dur. Millet hükümeti kim yönetiyor? Abi, akıl varsa senin köyün çıkarı mı yönetiyor? Evet. Evet. Bunlar, kaç yaşındasın sen? Ben 60 yaşındayım. Ben de 58 yaşındayım. Abla bir dakika yaşandı. Dur ya. Öndeki yaşantıyı da biliyorsun. Biliyorum. Ha. Ben ya, sana şunu söyleyeyim. O zaman hiç konuşma. Ya bir dur ya. O zaman hiç konuşma. La kardeşim. Ortaya konuşacağım. Ortaya konuşmayacağım. Şimdi eski halinde. Bak 60 yaşındasın. Ben gaz kuyruğunu bilmem. Şimdi ben arabamda ne yapayım? Gece benzine gaz gelecek diyor mu? Sıraya giriyor. Şerim, bu oyun, oyun bu, oyun. O zaman da oyun. Milletin ekonomisini, Türkiye'nin ekonomisini bozup kendi üstüne çeker. Peki diyor ki bana, diyor ki Amerika, diyor ki bak Amerika, ben sana 750 bin dolar diyor hibe edeceğim diyor. Peki bu 750 bin doların hibesi ne? Ne diyor? Akdeniz'den çekileceğin diyor. Akdeniz'den çekileceğin diyor. Suriye'den çekileceğin diyor. Afganistan'dan çekileceğin diyor. Bu ülkenin sonu ne biliyor musun? Ben sana sıkacağım, sen bana sıkacaksın. Tayyip Erdoğan bunu yapmayınca kötü oluyor. Bu ülkenin... Suriye'de, Afganistan'da ne işimiz var? Ne işi var? Benim askerimin ne işi var? Gözünüze dursun, başka bir şey değil. Gözünüze dursun, gözünüze. Hangi hükümet, hangi hükümet devlet şimdiye kadar böyle... Acaba? Neyi savunuyorsun? Ya bizim kapımıza daha bir tane AKP bir şey bırakmadı, biliyor musun? Tabii. Kömürü verinize sayacaksınız. Abi nereye gidiyor ya? Tayyip Erdoğan yesinler ama Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan yenilmez. Yenilmez abla. Boş yapıyorlar baba. Yenilmez. Sayacaksınız. Ne yaparsanız. Yenilmez. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Yaşındaki çocukların umudunu aldı elinden. Sen hala böyle mi konuşuyorsun?